Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Dishonored Ama Linux altındayız Dishonored'ın Linux desteği yoktu en son baktığımızda Nasıl olabiliyor? Evet Eğer bunu Vine vesaire üzerinden oynuyoruz diye düşünüyorsanız Ufak bir durum söz konusu Şu an Steam altında running. Ama o şey gördüğünüz native Steam client'ıydı. Yani basitçe ne oluyor burada? Ee, haberleri takip edenler için St Valve Steam altında ilginç bir özellik ekledi. Steam Play adında. Bu Steam Play basitçe sizin Linux oyunların, pardon, Windows oyunlarını direkt Linux altında görmenizi sağlıyor. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Hiçbir ek işleme gerek kalmadan Windows oyunlarınızı rahatlıkla Linux altında oynayabiliyorsunuz. Evet, bu sayede ben şu an sanırdı direkt Linux altında chat diye Steam'den indirip kurdum sadece. Hiçbir ek işlem yapmadan. Bu arada ek işlem yapmadan kısmına dikkat çekiyorum. Çünkü normalde bu olmadan da yapabiliyorsunuz. Fakat Vine, DXVK, Lutris gibi yazılımlarla uğraşmanız gerekiyor. O noktadan itibaren. Evet yapılabilir. Ki uzun bir süredir bu şekilde oynayan oyunlarını bu şekilde oynayan insanlar var. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bunun için bir birden fazla Steam Client'ı kurulumu gerekiyor yani. Aslında direkt olarak Vine altında bir adet Windows Steam Client'ı kurmanız gerekiyor. Ve de ilk olarak bazen çok fazla zahmetli işler yaptırabiliyor size. Ama Valve bu noktada Bunları tek bir çatı altında toplayan bir proje geliştirmiş diyebiliriz. Ama ufak bir farklılığı var çünkü burada Valve Vine kullanmıyor. Kullandığı proje burada Proton. Peki Proton ne? Proton, Valve'in kendi geliştirdiği bir Vine Fork'u çatallanması. Yani Vine klonu. Kod ee, Codebase'i gene Vine'la aynı. Benzer ama ufak bir farklılık var. Vine bütün yazılımları çalıştırmak üzere. Oyunlara odaklı bir yazılım değil. Fakat Proton ise sadece oyunlara odaklı. Dolayısıyla da amacı tamamen oyunlar altında daha yüksek performans vermek. Yani... Bunun yanı sıra şey... Ee... Windows oyunlarının Linux altında tam ekran performansı üzerine bayağı bir gelişmesi var Proton'un eklediği. Ki orada benim şu an bunu tam ekran oynamamak istememiz... Ha oynayamam. Tek sebebi bu şekilde oynuyor olmak istemem. Ha bu arada Bone Charms bakalım. Ha. Ee, bakalım. Akışın boyun. Band time seni alalım. Evet. Bu şekilde de yeni bir skill elde etmiş olduk. <laughs> Bu arada oyunu çok uzun zaman önce bir başlamıştım. Sonrasında devam etmedim. Devam etmemin sebebi o dönem Windows altında oyun oynamayı bırakmış olmam. Dolayısıyla bu tarz bir proje benim için... ...inanılmaz bir nimet olmuş durumda diyebiliriz. Neyse. Oops. Ha neyse. Devam edelim. Ee, peki. Şu an bu nasıl çalışıyor bu sistem? İyi mi, kötü mü? Performansı nasıl? Şu an aslında performansını biraz görüyorsunuz. Bu kayıtta yaptığım bir hali. Ve kesinlikle oraya atlamak büyük bir hataydı benim için. Neyse. Performans iyi. Ama ve lakin burada biraz kanmayın. Çünkü ufak bir nokta söz konusu. Her oyunda birebir aynı sonucu verecek diye bir kaide yok. Evet. Ee, bunu nasıl açıklayabiliriz? Oyunun biri, mesela Dishonored aslında çok Dishonored inanılmaz güzel çalışıyor. Ama Gidin bir yandan Skyrim açın. Skyrim'in ilginç sıkıntıları var. Özellikle tam ekran konusunda. Ups. Keşke ışınlansaymışım. Evet, ışınlanamıyormuşum bile. Evet, ışınlanma özürlüğüm biliyorum. Neyse, Skyrim'in ilginç problemleri var. Bazen bazı noktalarda istemediğim şekillerde hareket edebiliyor oyun. Mesela su altında görüntü göremiyorsunuz. Böyle çok ilginç bir bug var. Evet. Ben yani daha fazla kendimi riske atmayayım. Buraya öncesinde çok güzel çıkmıştık aslında. Neyse. Ee, ne diyordum? Ha, ee, evet. Çalışmayan bazı oyunlar da var. Mesela... asa bayağı bir oyun var düşününce. One Finger Death Punch mesela. Benim çok sevdiğim bir oyun. Ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Ben niye onu sıktım oraya? Evet. Evet, bir yandan sustum maalesef. Daldım. Live oynamak belki de çok mantıklı bir seçenek değildi. E seni öldürmem lazım benim. Gel buraya. Ups. Evet, öldüm. Neyse, o zaman devam edelim kaldığımız yerden. <laughs> Evet mesela back to Windows diyor hala. Evet. Neyse. Her oyun çalışacak diye bir kaydı yok. Mesela şu an installed game'lerimi installed'a alayım şunu. Mesela One Finger Dead Punch. Çalışmayı reddediyor her seferinde. Bir de bakıyor musun bu videonun ortasında çalışıyormuş. Çalışmadı tabii ki de. Aynı şekilde Warframe mesela Warframe'in kendisi çalışıyor. Fakat launcher'ı çalıştığı için çalışmadığı için Steam üstünden çalıştıramıyoruz. Öyle ilginç bir durumlar var. Ama şu detayı da hes aklınızda bulundurun. Proton şu an beta. Ee, şu şöyle bir şey var. Bunu açıklamayı da koyacağım zaten. Ee, şu üsttekiler. şu üst kısım tamamen. Valve'in kendi açıkladığı, bunlar Proton ile yüzde güzel çalışıyor. Bunlar ise Kullanıcıların kendileri denediği, sürekli artan Şuradan Contribute'ten siz kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Oyunlar. Dishonored mesela burada. Witcher 1 burada. Bu arada Witcher 2 iki listede de yok çünkü Witcher 2 serinin nativ olarak portlanmış tek oyunu. <laughs> Final Fantasy 7. Witcher 3. Bu arada Witcher ben bir iki sıkıntı yaşamıştım da ilk çıktığında denemiştim onu. Belki düzelmiştir. Spelunky'nin çalışması güzel, sevdiğim bir oyundur. Gibi gibi. Peki. Birkaç detay daha. Öncelikle performanstan bir bahsedeyim. Performansı Windows'taki karşılığıyla kıyaslayamıyorum. Çünkü test edebileceğim bir Windows kurulumu yok elimde. Bir tane Windows kurulumu var Overwatch için ama onda da herhangi bir Steam kurabileceğim bir alan yok. Evet, o da zaten yakında silinecek çünkü Overwatch artık DXVK ile çok güzel çalışıyor. Neyse. Devam edelim. İlk olarak birkaç detay. Önceden şurada şunu beta yapmanız gerekiyordu. Buradan beta'yı aktif etmeniz gerekiyordu ama artık beta'yı aktif etmenize gerek yok. Beta'ya geçmediğiniz takdirde de Steam Play artık geçerli. Burada Steam Play'e geldiğinizde Proton'un betasına da geçebiliyorsunuz. Betasını henüz test etmedim. Ve burada önemli bir detay var. Eğer şurada Supported Titles derseniz desteklenen oyunlar, resmi olarak desteklenmiş, listeye alınmış, Valve tarafından denenmiş, onaylanmış oyunlar gözükcek listenizde. Şunu da aktif ederseniz eğer bütün Windows oyunları gözükecek. Ki şu an bende o yüzden 403 oyun gözüküyor. Ancak aslında oyunların büyük çoğunu sadece 180 kadarı direkt Native Linux destekli. De. Bu arada geri kalan nereden geliyordu sorusunu sor, e, soracak olursanız çoğu Humble Bundle'dan. Ah. Evet basitçe Steam Play'in şu anki durumu bu. Olgunluk düzeyinde biraz saniye Oynayacağınız oyunda biraz yazı tura atıyorsunuz eğer desteklem orada test edilmiş onaylanmış oyunlar arasında yer almıyorsa. Steamplay öyle ilginç bir durumda. Daha gelişme sürecinde kesinlikle. Ama gerçekten çok hoş bir durumda. Evet bazı oyunlar çalışmıyor bazı oyunlar sıkıntılı çalışıyor. Bu arada sıkıntılı çalışma demişken eski oyunlar Windows'takinden daha iyi çalışıyor. Eski oyunlardan kalsın mesela GTA Vice'ti. Şu an Windows 10'da onu çalışmaya kalkışınızda ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çünkü oyun 2000 ve XP döneminde yazılma. Yani desteklemediği bir platform. Çok eski bir şey. Platform onun için çok yabancı. Ama bu çeşit uyumluk katmanı yazılımları bunu çok umursamıyor. Çünkü farklı sürümlere göre kendilerini emüle edebiliyorlar. Diğer bir nokta. tarz yerleri takip edin. I, bu site aktif bir biçimde çalıştığı için bu arada daha geniş bir kütüphane, şu şekilde aktif bir biçimde top, bir topluluk tarafından çalışıyor. Ve bu sayede hani ilginç sonuçlar ediyoruz Bu arada One Finger Dead Punch direkt karşıma çıktı. Herkes broken demiş. Bozuk. Evet. Ah. The Wolf Among Us Gold almış gibi. Evet bunlar Vine HQ'nun bu site aslında Vine HQ'nun biraz ee, Proton versiyonu olmuş gibi olabilir. Evet. Aslında şu an durum iyiye gidiyor benim gözümde. Belki de bir yıl içinde geri kalan bütün eksikleri gidermiş olacağız. Bu arada evet Isaac yazıyor. Bu orijinal Isaac. Rebirth değil. Evet sanırım burada videoyu sonuçlandırabiliriz. Aklınızda takılan sorular varsa merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz bu arada Arkham Island Broken'mış. Üzdü bu. Oynamak istiyordum geri tekrardan. Evet. Konuşmak istediğiniz konular varsa lütfen bunu yorumda belirtin. Videoda biliyorum biraz fazla dikkatim dağılmış olabilir ara ara. Sanırım bir noktadan sonra scriptli videolar yapmaya başlasam iyi olacak. Evet. Tekrardan izleyiciniz teşekkürler. Köftesi köfte dün günler. İyi eğlenceler.